Kanal A'dan iyi akşamlar. 5 Eylül Pazartesi ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bayram tatili sona erdi. Trafik kazaları hariç geçmiş bayramımızı kutluyorum. Bayram ertesi Eylül, hareketlenen iş dünyası, piyasalarda son durum ne? Altın ve dövizde beklentiler ne yönde? Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'ye soracağız. Birazdan telefon hattımızda olacak kendisi. Haftanın yorumu köşesinde her pazartesi olduğu gibi Mimar Serdar İnan bizimle birlikte olacak. Sevgili seyirciler, bugün stüdyomuzda değerli bir canlı yayın konuğumuz var. Ömer Paksoy. Ömer Paksoy, Konut Kredisi Com.tr şirketinin yönetim kurulu başkanı. Ömer Paksoy'la hem adı hem de verdiği hizmet ilgi çekici olan Konut Kredisi Com.tr'yi hem de konut kredisi almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Altın ve döviz fiyatlarının yükselmesinin konut kredilerine etkisini, emlak piyasasında son gelişmeleri soracağız. Ekonomi gündemi başlıyor ama söyleşimize başlamadan önce piyasalarda son durum ne birlikte bakıyoruz. İşte ekonomide 5 Eylül 2015. Sevgili seyirciler, ekonomi gündeminde değerli bir konuğum olduğunu programı açarken söylemiştim. Genç, başarılı bir girişimci Ömer Paksoy, aslında makina mühendisi, Amerika'da makina mühendisliği okumuş. Parlak bir çalışma hayatı geçmişi var. Konut Kredisi Com.tr'nin de yönetim kurulu başkanı. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kaç yaşındasınız? 32 yaşındayım. Maşallah, Allah uzun ömür teşekkür versin. Ederim. Başarı, teşekkür, bereket, bolluk dolu bir ömrünüz olsun. Teşekkür. Konut Kredisi Com.tr ile başlayalım. Birçok şey soracağım size. Konut kredisi almak isteyenlere uyarılarınızı soracağım. Konut kredisi kullanırken zarar etmemenin yolları nelerdir? Bunları soracağız. Ama önce Konut Kredisi Com.tr'den söz edelim. Nasıl geçti son 6 ay? Yeni bir şirket. Neler söyleyeceksiniz şirket hakkında? Şirket çok hızlı büyüyor. Gayet güzel bir tepki gördük piyasadan. Zaten şirketi ilk kurmaya karar verdiğimiz zaman uluslararası örneklerine baktık. Konut kredisinin, yani mortgage'ın uluslararası anlamdaki ismi, büyük olduğu bütün ülkelerde zaten bu tip bağımsız ve müşteri tarafında müşteriye hizmet veren danışmanlar, aracılar çok büyük hacimler yapıyor ve insanlar kredilerini, özellikle konut kredisi gibi onlar için hayatında en önemli yatırım kararı olan konut kredilerini bu tip danışmanlara danışmadan almıyorlar. Dolayısıyla biz bu şirketi kurduktan sonra kendimizi duyurabildiğimiz ölçüde müşterilere ulaştık ve müşterilerden son derece güzel geri bildirimler aldık. Türkiye'nin her yerinden müşterilerimiz var. %60 Anadolu, %40'ı İstanbul. Anadolu'daki müşterilerimiz Rize'den çay yollayan müşterilerimiz oldu. Hediye çay mı gönderiyorlar? Hediye çay. Ama siz herhalde çay karşılığı bağımsız danışmanlık yapmıyorsunuz. Aslında enteresan, biz müşterilerden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Biz paramızı bankalardan talep ediyoruz ve yönlendirdiğimiz müşteriler sadece kredisini kullanırsa bankalardan para talep ediyoruz. Ve tüm bankalardan da aşağı yukarı eşit para aldığımız için bizim için hangi bankaya yönlendirdiğimiz fark etmiyor. Yeter ki müşteri için doğru bir banka olsun, yeter ki bankanın ürünü müşterinin sorununu çözsün ve müşteri krediyi kullansın. Dolayısıyla bağımsızlığımızı o şekilde de korumuş oluyoruz. Anadolu'dan ilginin çok olmasına evet, şaşırmadım, sevindim. Enteresan aslında. İnsanların bu gibi konularda karar verirken danışabileceği ortalıkta pek insan yok. Siz olmasanız nasıl yürüyordu bu iş? Biz olmasaydık. Yani herhalde biz konut kredisi almayı düşündüğümüz zaman ya reklamlardan ya ilanlardan etkilenip evet, bir banka şubesine gidip evet, oradaki bireysel danışmana danışıyoruz. Peki ucuza mı alıyoruz, pahalıya mı, nereden bileceğiz? Belli olmuyor. Yani bankaların farklı uygulamaları var ve biz olmasak müşteriler genellikle banka şubelerine gidiyor teker teker. Genellikle 2 ya da 3 bankaya gittikten sonra aklında bir belli bir faiz oranı oluşuyor. Ve sadece genellikle müşteriler faiz oranına bakarak bir karar vermeye çalışıyorlar. Hangisi iyidir, hangisi değildir. Ya da gittiği ilk 2-3 bankadan herhangi bir sebeple reddolursa hepsinden, ben kredi kullanamam herhalde deyip geriye oturup başka bir şekilde konutunu almaya çalışıyor ya da alamıyor. Halbuki biz şu anda Türkiye genelinde 14 tane bankayla anlaşmalı olarak çalışıyoruz.
Ve bütün bankaların kredi verirken farklı uygulamaları var. Kimileri geçmişinde kredi sonucu... Bir bankanın kredi vermediği müşteriye bir başka banka kredi veriyor, verebilir tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Yani sürekli karşılaştığımız bir durum. Bankaların kredi verme koşulları arasında farklılıklar var. Çok ciddi farklılıklar yok ama önemli farklılıklar var. Şöyle anlatabilirim mesela. Bir banka geçmişinde herhangi bir sorunu, finansal sorunu, takıntısı olan bir müşteriye kesinlikle kredi vermezken diğer bankalar belli koşulları sağlayan bu çeşit müşterilere seve seve kredi veriyor. Dolayısıyla yani bir banka yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kredi vermezken diğer bir banka verebilir. Yani bunun gibi çeşitli örnekleri çeşitlendirebiliriz. Dolayısıyla biz müşteriyle ilk konuşmaya başladığımız zaman müşteriye şunu sunuyoruz. Bakın biz 14 bankanın bütün ürünlerini sizin için değerlendiriyoruz ve size gerçekten en uygun bankanın ürününü soruyoruz. Ha, bize yeni şeyler söylediğiniz durumunuzda bir değişiklik mi oldu? O banka değil de bu bankaya yönlendirebiliriz sizi diye müşteri tarafında müşteriye yardımcı oluyoruz. Sayın Paksoy, siz bu değerlendirmeyi neye göre yapıyorsunuz? Şöyle, biz bankalarla çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bizim aylık yaklaşık 1200 ila 1500 arası kredi, konut kredisi başvurusu talebimiz var. Bu ay için konuşuyorum tabii, hızlı bir şekilde büyüdüğümüz için. Dolayısıyla çalıştığımız neredeyse tüm bankalara çok ciddi bir şekilde hacim yönlendiriyoruz. Ve müşterileri yönlendirdikten sonra da bırakmıyoruz. Takip ediyoruz. Müşteriyi sürekli arıyoruz. Bir sorun çıktı mı? Ne oldu? Banka kredi verdi mi size? Vermediyse neden vermedi? Banka tarafında da takip ediyoruz. Müşteri aranmamış. Niye aramadınız? İşte şu müşterinin şöyle bir sorunu varmış. Bunu bu şekilde çözelim. Dolayısıyla hem müşteriden hem bankadan aldığımız geri bildirimlerden artık bankaları yavaş yavaş tanımaya başladık. Hangi tip müşteriye, hangi banka cazip gözle bakar? Bu da her geçen gün sizin uzmanlığınızın arttırıyor. Artması demek. Evet. Bakın Türkiye'de şu İşinde an... İşinde kolaylaşması demek aslında. Tabii, yönlendirmede için, kaybedilen zaman azalmış oldu. Biz onu sürekli ölçüyoruz zaten. Yönlendirdiğimiz müşterinin krediye dönüşüm oranı, kredi kullanma oranı her geçen gün artıyor. Dediğiniz gibi uzmanlığımız arttıkça müşterileri gerçekten nokta atışı atabiliyoruz. Bilinirlikle beraber gücünüz de artıyor. Tabii sonuçta insanlara böyle 14 tane bankayı tamamen bağımsız bir şekilde sunan ve tüm süreç boyunca danışmanlık yapan ve tamamen bunu ücretsiz olarak yapan başka bir yapı yok. Dolayısıyla bunu daha önce de yoktu değil mi? Daha önce de yoktu. İlk. Evet, bu ilk. Nereden aklınıza geldi? Enteresandır. Yani bir taraftan konut kredisi, komtr konut, bir taraftan da aslında sizinle genç girişimci olmak ne demek? Onun portresi tabii, için aslında tabii, da konuşmak tabii. gerekir. Şimdi malumunuz Türkiye'de insanların ilk hedefi finansal olarak bir ev almaktır. Yani bütün parasını genellikle eve yatırır ve bir evim olsun başımı sokacağım diye. Ahirette iman, dünyada mekan. Aynen, bizim sözümüz. Aynen öyle. Ve çok etkileyici bir ekonomik kriter koyuyor aslında. Evet. Yurt dışında yaşarken oradaki örnekleri de görme şansımız oldu. Yani sonuçta bir Amerika'da, Avrupa'da konut kredisi almak, işte çıkartıp sağdan soldan borç alıp bütün birikimini nakit olarak vermekten çok farklı bir şekilde yapılıyor. Türkiye'de de mortgage'ın gelişmesi aslında, yani ilk çıkması 90'lara dayanır ama aslında hızlanması ve bugünkü bildiğimiz şeklini alması 2004-2005'ten itibaren. Daha sonra da mortgage yasası çıkarak bu işe bir düzenleme getirdikten sonra iyice hacimler arttı. Yurt dışında başarılı olmuş, gerçekten herkesin kullandığı ve ihtiyaç duyulan bir modeli biz niye Türkiye'de yapmayalım dedik. Ve bu ciddi ihtiyacı da gördükten sonra Türkiye'de yapmaya talip olduk. Bugüne kadar da çok şükür. Hızla da büyüyorsunuz. Evet.